Türkiye'de 16 milyondan fazla kişi bu Twitter'ı kullanıyor. Kimileri buna deliler evi diyor. El değiştirince, hele de Elon Musk gibi bir kişiliğin eline geçince Türkiye'deki Twitter kullanıcılarını bu nasıl etkileyecek diye bir soruyla Tolga Cem Küçük Yılmaz, Shift Delete Net Genel Yayın Yönetmenine bağlanacağız. Tolga Bey, söyleşimizde yola çıkış sorusunu sordum. Ne dersiniz? Sosyal medya konusuna daha sonra geleceğiz. Buyurun. Elon Musk'ın yaptığı açıklamalara bakarsak Twitter'ı daha özgür bir platform haline getireceğini duyurmuştu. Hani Twitter'da zaten yönetici değişiklikleri oldu. Sizin de haberinizde vardı. Zaten Twitter çalışanlarının büyük bir kısmı da Elon Musk'ın gelmesini de istemiyordu. Yaklaşık bir 2000 kişilik imza toplama süreci vardı. Zaten Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'a lavaboyla bir giriş yapmıştı. Büyük bir temizlik ve ardından hani Twitter'ın bazı katı kuralların değişme süreciyle bir başlangıç yapacağını ben düşünüyorum. Peki bizi nasıl etkiler? Yani Türkiye'deki kullan, gerçi burada da bir dezenformasyon yasası çıktı. Kendi iş düzü regülasyonumuz da var. Ama yani 16 milyondan söz ediyoruz. Bilmiyorum sayı doğru yanılmıyorsam, gelirken check ettim stüdyoya. Ne dersiniz? Türkiye'de Twitter'ı kullananları etkileyen bir yanı var mı bu el değiştirmenin? Bence etkileyecek bir yanı çok olmayacak. Hatta kullanımlar daha da artabilir. Çünkü Elon Musk biraz daha Twitter kullanımının yoğunlaşmasını, artmasını istiyor. Türkiye'deki Twitter kullanıcı sayısı dünyadaki diğer ülkelere göre kıyasladığımızda fazla. Twitter'ı yoğun kullanan bir ülkeyiz. Ama globale baktığımızda Twitter sonuçta bir Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarından daha geride kalıyor. Elon Musk'ın önümüzdeki dönemdeki adımları özellikle fake hesapları kapatıp gerçek profillerle beraber kullanıcı sayısını arttırıp daha büyük kullanıcı kitlelerine ulaşmak olduğunu düşünüyorum. Hani Türkiye'de neyi değiştirebilir? Normal bir kullanıcının Twitter'ın kullanım deneyiminde bir değişiklik olacağını çok düşünmüyorum. Neler değişebilir? Mesela düzenli paralı bir ek ücretli üyeliğe açılmıştı tweetleri düzenleme. Bu belki evet, herkese açılabilir uzun dönemde. Böyle küçük değişiklikler olabilir ama çok ciddi bir fake, sahte hesapların kapatılmasını düşünüyorum. Türkiye'de bu etkileyebilir. Çünkü Türkiye'de de sahte hesap sayısı fazla. Evet, yani troller mi demek istiyorsunuz? Bu konuda çok şikayet var malum. Troll meselesi, yani sahte hesap meselesi konusunda bundan şikayetçi olanlar umutlu olabilirler diye bir sonuç çıkarıyorum söylediğinizden. Evet. Pekala, sosyal medyayı genel olarak o alemi nasıl etkiler sizce? Bence iyi etkiler. Bir ilk düşüş olabilir. Sonuçta fake hesaplar kapatıldığı zaman rakamlarda bir düşüş olabilir. Hem etkileşim hem kullanıcı sayılarında. Ama bu uzun vadede olumlu yansır. Çünkü bence troll diyebiliriz, fake diyebiliriz. Bu hesaplar her platformun karakterini zedeleyen hesaplar oluyor. Bunların kapatılması ve bunlara karşı önlemler alınıyor olması Twitter'ı daha da öne çıkaracaktır diye düşünüyorum ki Elon Musk çok dinamik bir insan. Yaptığı projelerden de görüyoruz. Hani Twitter'la ilgili başka yaratıcı fikirler olabilir. Yani Dogecoin'in bile rakamları arttı şimdi Twitter'ı almasından sonra. Yani bekleyip de göreceğiz şimdi. Elon Musk'la ilgili öngörü de bulunabilir. Nisan'dan beri alacak mı, alacak, almayacak mı diyorduk. Hı-hı. Şimdi bir karar değiştirdi, aldı yine. Peki kuş özgürleşti veya özgürleşecek ifadesi bu Twitter üzerinden ağzına geleni söyleyebilme anlamına mı geliyor? Ne dersiniz? Orada onu kastettiğini düşünmüyorum. Mesela Trump'ı da engellemişti Twitter. Evet. Yani Twitter'da hani hakaret etmeseniz ya da çok suç olmayacak bir şey yazsanız bile belki bazı durumlarda engellenebiliyorsunuz. Hani şirketin katı bir tutumu var. Ama bu katı tutum troller ya da fake hesaplarda çoğu posta gözükmüyor. Ama ünlü kişileri engelleyebiliyorlar. Oradaki özgürlükten kastı ben bu yönde olduğunu düşünüyorum. Mesela bir Instagram'da, Facebook'ta bu kadar hemen profilini engellemeyebiliyorlar.
Evet. Ama Twitter'da bu konuda bir katılık vardı. Hem katı kuralları hem de bu tarz engelleme gibi noktaları bence biraz daha azaltacaklar. Tolga Bey, bu trolleri engelleyecek ya da engelleyebilir öngörünüzün altını çiziyorum ve çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar.